72 yaşındayım. Bu mesleğe 7 yaşında başladım. Çocukluk zamanımızda. Ondan bu yana 65 seneden beri bu işi yapmaktayım. Yaptığım işten mutluyum. Severek yapıyorum. Çok güzel bir meslek. Bir daha dünyaya gelsem yine bakırcılığı seçerim yani. Bir ustanın yanında çalıştım 20 sene. O usta. Tabii o zaman ustalık, çıraklık ayrı bir şeydi. Baba evlat gibi. Öyle bir ilişkilerimiz vardı yani. Ondan bir yerde 20 sene çalıştık. Askere gittik, geldik bir dükkan açtık. Hala devam edip gidiyoruz. Bu işler biliyorsun eskinin Ermeni mesleği. O adamlar daha bizden sanatkar, daha bizden iş yapan ustalarımızmış. Ondan bizim ustalar, onlarla bizi aldık. Bizden sonra da şimdi maalesef yok yani. Bu meslekler biter. Yeni nesil bu işe tahammül edemez. Zahmetli, çok sabreden, istek bir iş. Bir de düzgün yapacaksın yaptığın işi. Aynen bir bina gibi bu. Altı binanın düzgün olmazsa üzeri habire düzgün olsun. İşe yaramaz, çabuk çöker. Mesela şu, düz bir bahırı düşün. Düz bahır. Döve döve bu hale getireceksin. Bu en az 3-4 gün sürer yapmak. Elde. Ama şimdi makine de yapıyor bunu. 2 saatte bir tane çıkar diyor. Bizim çıraklık devremizde ustamız buna 3-4 gün çalışırdı. Bahırı böyle döve döve yavaş 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 kapada kapada bu hale gelirdi. Bu işler zor iş yani, kolay bir işler. Mesela şu tava. Düz bakırdan tokmakla vura vura bu hale getireceksin. Bunlar sabır, tahammül ister. Aynı zamanda da sanat becerin olacak. Beceri olmazsa gene olmaz. Vallahi şimdiki gençler zor biraz. Bu hem sen kazanırsın. Hem ülken kazanır. Babacığım. Bunu herkes yerli almıyor. Bunu yabancı da alıyor. Döviz bırakıyor. Umut yok. Fabrikasyon var. Keşke bu çocuklarımız, torunlarımız bu işleri öğrense, bu işler daha güzel olsa ama yok yani.